Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İftarın bu güzel vaktinde yeniden sizlerle bizleri buluşturan Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Babreyan'dayız. Gerek bizi radyodan, gerek televizyondan izleyen, gerekse YouTube kanalımızdan canlı olarak takip eden bütün dostlarla birlikte inşallah iftara doğru adım adım birlikte yürüyeceğiz. Önce belki ruhumuzu, kalbimizi, peşi sıra bedenimizi doyurma yolunda iftar sevincini birlikte çoğaltarak yaşamaya niyet edeceğiz. Bugün önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağız inşallah hocalarımızla birlikte. Ben bir kısa anekdotu paylaşmak istiyorum yine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Bahreyn'e gönderiyor. Orada zekatları toplamak üzere. Ve bir müddet sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh vazifesini yerine getiriyor. Medine'ye geri dönüyor. Sabah namazı vakti tabi duyuluyor Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın yanında pek çok kıymetli malla birlikte Bahreyn'den döndüğü duyuluyor. Sabah namazı vakti herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında sabah namazını eda ettikten sonra tabi namazdan hemen sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın radıyallahu anh etrafında böyle Ensar'dan bir topluluk o şeyi duyunca, geldiğini duyunca toplanıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra onları görünce böyle onlara gülümsüyor. Diyor ki galiba Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den yanında bir malla döndüğünü duydunuz. Evet diyorlar ya Resulallah, onu duyduk, onun için buradayız. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevinin diyor. Sevinmekte de haklısınız. Ben bundan sonra sizin fakirliğe uğramanızdan korkmuyorum. Benim korkum şu ki geçmiş milletlerde olduğu gibi onların üzerine dünyanın açılması, onların da dünyaya dalmaları ve dünyaya dalarak helak olmaları. Benim sizin hakkında esas korkum budur diyor. Bugün dünyayı ahirete tercih etmenin önemli bir sebebini konuşacağız. Dünyayı ahirete tercih sebebi, zaruri olmayan, mecburi olmayan, zorunlu olmayan bir takım ihtiyaçların, harcamaların sanki zorunluymuş gibi, mecburmuş gibi düşünülerek insanın dünyaya dalması ve böylelikle dünyayı ahirete tercih mecburiyetinde kalması bugünkü konumuzu oluşturuyor. Belki bir yönüyle dünyevileşme de diyebiliriz ama özellikle konuyu ifade etmesi açısından Ali Hocam'a döneceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyfettin Hocam, siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Doğru ifade ettim değil mi? Öyle. Bu zamanda hani pek çok ehli imanın da yani ehli dünya zaten bunu belki yapıyor. Ama ehli imanın da içine düştüğü tehlikelerden, vartalardan bir tanesi de bu. Aslında Cenab-ı Hakk'ın yarattığı rızık, taahhüt altında olan rızık belli. Fakat gelenek, görenek belasıyla insanlar birbirlerinden çok etkileniyor, etkileniyoruz. Bir şeyi alırken veya almayı düşündüğümüzde bu gerçekten bizim ihtiyacımız mı diye sormadığımızda sanki bir tür zorunlu ihtiyaç gibi algılayıp çok ağır külfetlerin içerisine altına girerek belki de helal olmayan bir takım yollara girerek ona sahip olmayı çok önemsiyoruz. Bazen böyle hani belli yaş gruplarında hayatın anlamı sanki o cihaza veya o şeye her neyse o ulaşmak gibi algılanıyor. Burada da yavaş yavaş insan yalpalamaya, patinaj yapmaya başlıyor. Ve bir süre sonra kendisini belki buna ikna ediyor. Mecburuz yapacağız gibi bir ikna süreci başlıyor. Dolayısıyla orada da ayrışmalar başlıyor tabiri caizse. Bugün bunu konuşacağız. Yine kitap hediyemiz olacak, sorumuz olacak programımızın içerisinden konuştuğumuz konuyla ilgili olmak üzere. Evet Seyfettin Hocam, sözü size mi vereyim yoksa Ali Hocam'la mı devam edelim? Yani Ali Hocam'a ver de ben bu anlattığınız şeyi şöyle herhalde gidecek sandım. Çünkü öyle bir olay da var ama bu olay değil herhalde veya bunun devamı olabilir. Benzer bir olayın devamı da olabilir.
İşte zekat memuru geliyor ve ondan sonra kendisine verilen işte hediyeler de var. Bunlar bana hediye. O farklı bir olay. Bunlar bana hediye verildi diyor. Bunlar işte Beytül Mal'ın diyor filan. Sonra Peygamberimiz ona müdahale ediyor. Diyor ki o sen bu görevli olmasaydın sana o hediyeler verilir miydi diyor. Hayır diyor o adam. O zaman diyor yani görev sırasında verilen hediyeler senin oğlum olamaz diyor. Helal değil. Onları alıyor. Yani bugün buna hiç dikkat edilmiyor. Yani diyelim devlet bir adamı bir memuriyete getiriyor, bir konuma getiriyor değil mi? Genel müdürdür, validir, şudur budur. Şimdi dolayısıyla o konumundan dolayı ona şeyler yapılıyor. Bir takım itibarlar, hediyeler vesaireler. Birisi de geliyor, Hazreti Ömer döneminde bir vali geliyor. Diyelim ki giderken iki devesiyle gitmiş, gelirken dört deveyle geliyor. Yani böyle bir olayı da dinledim. O iki deveyi ondan almalısın diyor. Hazreti Ebubekir döneminde herhalde Hazreti Ömer diyor. Böyle bir müdahale ediyor. Çünkü giderken iki devesi vardı dönüşte. Evet. Yani görev sırasında bunları nasıl artırdı diyor yani. Hazreti Ömer gönderdiği valileri çok acayip takip ediyor. Dolayısıyla evet. Takip ediyor. Sonra işte ya ama o diyor ki ben bunları kendi maaşımla, kendi paramla aldım filan diye. Yani görevden sonraki durumu görevden önceki durumundan daha varlıklı bir durumsa bunda problem görüyor Hazreti Ömer ve sonunda haklı çıkıyor. Yani ben olayı özet anlatıyorum. Evet. Yani bu durum, bu kıstaslarla baktığımız zaman durum çok vahim. Müslümanların varlıkla imtihanı efendim, evet. iktidarla yani. İmtihanı, imkanlarla, dünyevi imkanlarla imtihanı düşünülmeli bir kez daha. Evet. Çünkü bu hakikaten herkes için bir vebaldir. Yani ahireti kaybettikten sonra dünyayı kazansan ne olur yani? Evet. O biraz daha olayın farklı bir boyutu ama. Ben biraz onu şey yaptım, ona gelecek diye. O farklı bir olay hocam. Farklı hem de. Hayır, dünyevileşme dediniz ya, yani konunun diğer bir adı dünyevileşme ise farklı değil. Tam dünyevileşme. Yok, olay farklı yani. Evet. Bu olayın bir parçası devamı değil. Devamı değil diyorsunuz. Değil, tamam. Değil. Onu kastediyorum. Bir de şeye tabii açıklık etmek lazım. Yani bugün hiç dikkat edilmiyor sözde doğru değil. Dikkat etmeyen var eden var. Evet tabii. Ya öyle demek lazım. Yani genellemekten dikkat, sakınmak lazım. Doğru tabii. Çok dikkat edene de rastladım ben. Genelleştirmek doğru değil. Çok evet. Dikkat edene de rastladım. Etmeyene de rastladım. Etmeyene de. Ama şu hepimiz için varlıkla imtihan çok zor. Ben de o konuda hemen şöyle bir şey paylaşayım. Önce bir ayeti hatırlayalım. İsterseniz okuyayım ayeti. Lütfen. Dünyayı ahire tercih etme durumuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok ikaz var. Yani mükerrer. Bir tanesi İbrahim suresinin 3. ayeti. Daha başka ayetler var. İstahibbûnel hayâte dünya diye başlıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yestahibbûnel hayâte dünya alel âhire. Ve yasuddûne an sebilillah. Ve yebûneha ivece. Ulaike fi dalalim ba'id. Sadakallahul azim. Yani dünyayı ahirete tercih edenlerden bahsediliyor ve derin bir sapıklık içinde oldukları haber veriliyor. Şimdi Risale-i Nurlar'da çok dikkatimi çekmiştir, sizin de çekmiştir. Bu ayeti meal verirken şöyle deniyor. Ahireti bildikleri halde dünyayı tercih etmek durumuna düşenler diyor. Evet. Bu bilme, ayeti bilme kavramını bilhassa zikrediyor. Mesela mealde o gözükmüyor. Yani orada bir tercih kelimesinden mi o açıldı? Yoksa daha derin bir anlam? Yani bu tercih kullanmak için evet onu biliyorum. Bu var. Ama dünya önümde, ahiret perde arkasında. Ben burayı tercih ediyorum. Benim için öncelik ve önemli budur diyen çok vahim bir hata yapmış oluyor. Nefsine uymuş oluyor. Çünkü nefis hazıra düşkün. Akıl, vicdan ahireti terk edip veyahut da ihmal edip dünyayı tercih etmekten feryat ediyor. Akıl, vicdan, ruh. Ama nefis benim için önümdeki önemli diyor. Hazır mühim. Nefsimize kalırsa dünyada bile dünya geleceğini bile düşünmek istemiyor. Her neyse orada nefsimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Çocukları okullara gönderirken erkenden kaldırıyoruz. Onları kurslara gönderiyoruz. Rahat etsin diye. Aslında dünyada bile nefis o gün yatmak istiyor. Okula gitmek istemiyor. Ama orada ikna ediyoruz. Ama ahiret geleceğinde bu dikkati göstermemiz lazım. Göstermezsek durum çok ciddi. Çünkü çok ciddi tehdit. Dikkat edersek yani ahireti
değil, dünyayı tercih edenler tehdit ediliyor. Burada dünyanın terk edilmesi istenmiyor. Onun için konuya ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Hani zaman zaman siz dikkat çekiyorsunuz, bir çerçevesini çizerken. Şöyle çerçeve çizmek istiyorum. Yani bizim bu konuda dünyayı tercih eden durumuna düşenler, ahireti unutanlar nerede hata yaptılar? Biraz geriye gidelim. Zaten evet. Bizim konumuz o. Geriye gidelim biraz. Bu konu sonuç çünkü. Evet. Yani durup dururken bir insan benim için önce dünya mühim demez. Bir yerde hata yapar. Ona siz dikkat çektiniz ama inşallah açılır. O hatalar devam ederse kişi kendini dünyayı ahirete tercih etmiş durumda bulur. Belki onu da bilmez. Ben öyle yapıyorum da demez. Ama fiilen artık farzları ihmal eden, haramlara bulaşan, ahiretle alakalı vazifelerini düşünmemeye başlayan, az düşünen, ikinci sıraya bırakan, birinci sıraya dünyayı koyan bir insan haline bir insan nasıl gelir? Bu konuda en önemli husus, Allahu alem, imtihan konumuz, rızık konusu. Rızık konusunda da en önemli imtihan konusu, benim anlayabildiğim ve bugünkü konumuz olarak düşündüğümüz, rızık ikiye ayrılıyor. Zaruri rızık, zaruri olmayan rızık. Mecazi de deniyor. Bu iki rızka bakışımız, bu iki rızık ile ilgili tavrımız veya bu iki rızkı arama şeklimiz doğruysa, İnşallah Allah'ın inayetiyle mümin devamlı ahireti öne alır. Rızık ararken de ahiret düşünür. Rızık aramasını da ahiret içine çevirir. Dünyayı tercih edecek duruma düşmez. İnşallah Allah'ın rahmetinden umuyoruz. Rızık konusunu doğru anlarsa. Bu zaruri, bu zaruri değil. Bu ikisi hakkındaki tavrım ne olmalı? Şu olmalı. Zaruri rızka Cenab-ı Hak teminat vermiştir. Mümin, kafir, münafık, mürtet, hayvan, bitki hiçbirini ayırmadan hayat verdiği mahlukun hayatının devamında elzem olan, hayatının devamı için kesin olarak ihtiyaç duyacağı rızka Cenab-ı Hak kefil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha hüver razzak zül kuvvetil metin ayetinde teminatını, taahhüdünü ilan ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rızka, hayatın devamı için elzem olan rızka kefil olduğunu yüz binlerce hayvan türünün sayısız fertleri de tasdik ediyor. İmza ediyor. Evet diyorlar mahlukat. Rabbimiz rızkımıza kefil. Hayatları devam eden, sayılarını ancak Allah'ın bildiği, denizde, karada, dağda, ormanda, toprağın üstünde ve içinde sayılarını bilmediğimiz hayvanların hayatının devam etmesi, hiçbir rızıklarına elleri yetişmediği halde rızıklarının verilmesi gösteriyor ki kainat Kur'an-ı Kerim'deki rızkın, zaruri rızkın Allah'ın teminatında olduğu haberini tasdik ediyor. Demek ki o konuya Allah'ın taahhüdü var, bunu bilerek aramalıyız dersek. Zaruri olmayanda da bu zaruri değil. Bazen olur, bazen olmaz. Pek örnek vermek istemiyorum çünkü örnek verdiğim yerde itiraz geldi. İtirazı gerek yok. Kimsenin kafasını karıştırmaya gerek yok. Zaruri rızık olmadığında hayati tehlike olacak. Olmadığında insan ölüm tehlikesi geçirecek. Zaruri olmayan ise olursa rahat ediyoruz. Olmazsa biraz rahatımız bozuluyor, hayat devam ediyor. Hayat devam ediyorsa o zaruri değil. İsim vermeme gerek yok. Olduğu zaman hayatı kolaylaştırıyor. Olmadığında hayat devam ediyor, biraz zahmet oluyor. Bu zaruri olmayan için uzatmayayım. Zaruri olmayana zaruri değil. Helal yoldan, meşru yoldan, asli işimi ihmal etmeden, ailemi, kendimi, hizmetlerimi, hayırlı hizmetlerimi ihmal etmeden aramalıyım. Dediğinde sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama zaruri olmayanı, zaruri görüp de bu da zaruridir. Olmalıdır. Olmazsa olmaz. Bu zaruri olmayan da hava gibi, su gibi, ekmek gibi zaruri derse bekleyen tehlikeyi konuşalım, süreci tahlil edelim beraber. Zaruri olmayana zaruri derse bir insan öyle sersem olur ki aklını, fikrini, hayalini, bütün duygularını öyle seferber eder ki o zaruri olmadığı halde zaruri dediğini elde etmek için ahireti unutur, ölümü unutur, bütün duygularıyla dünyayı elde etmeye çalışır. Demek hata nerede? Hata
zaruri olmayanı zaruri zannetmek. Evet. Siz konuşurken burada bu zaruri olmayanın da kendi içerisinde kademeli olabileceği aklıma geldi. İkiye üç ayrılabilir. Yani hani olmayınca hayat devam ediyor dediniz ya. Evet. Şimdi hayatımızı gözden geçirdiğimizde şu anda hayatımızda var olan, evimizde var olan Eşyalar vesaireler. Yani %90'ı bu çerçeveye geliyor. Evet, %90-95 belki. Dolayısıyla %90 olmasa da hayatımız sürer. Devam eder. Yani bu seviyeden mi bakmak gerekiyor öyle acaba gerçekten? Yoksa yani bu seviyeden baktığımızda çok ciddi bir şey var aslında, problem görünüyor. Şunu söyleyeceğim esasen. Diyelim ki zaruri değil ama dediniz ya, olsa güzel olur. Olsa hayatım, rahat ediyoruz. Kolay geçmesin. Hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Hayatımızı kolaylaştıracak. Yani burada şunu söylemiyoruz değil mi? Yani onlar hayatımızda olmasın diyoruz. Böyle onları demedim. Elde etmek için gayrimeşru, helal olmayan ve bizi işte asıl vazifemizden uzaklaştıracak bir hayat tarzına girmeyi problem sayıyoruz biz. Evet, evet. Doğru mu? Doğru. Yani şöyle diyeyim. Daha tamamlandı mı ama siz buyurun. Ben bir de araya gireyim, kusura bakma. Bazen belki daha güzel olur. Hı-hı. Şöyle, ben biraz yumuşak konuşayım. Kendi nefsimi duymasın. Şimdi aslında zaruri olana zaruri diyelim. Duymasın yine. Zaruri olana zaruri diyeceğiz. Onu o metotla arayacağız. Cenab-ı Hakk'ın teminatı var. Hiç harama girmeye gerek yok, imkan yok, gerek yok, öyle bir zorunluk yok. Hı hı. Helal yoldan kolayca ulaşır. Zarru olmayana zarru değil diyelim, hı hı. Ona göre arayalım, iş yine olacağına varır. 190 yine olur evde belki. Nefsim evet. Duymasın dedim ya. Hı hı. Aslında yani tırnak içinde mi söyleyeyim, tırnak kaldırayım mı? İş yine olacağına varabilir. Yine hepsi olabilir. Hı hı. Sadece bizim onlara yüklediğimiz anlam bizi çarpıyor. Bizi evet. Yıkan o. Yani aslında onlara yanlış anlam yüklüyoruz. Yani çamaşır makinesinin adını vermesem iyi ama çamaşır makinesini havayla aynı kategoriye koyamayız. Biz bu dünyaya eğlenmeye gelmedik, rahatı da gelmedik. Seyfettin anlattığı yıllar önce de Hazreti Ayşe validemizin nasıl bir evde kaldığını, belki 10 sene, 20 sene önce. Yani biz öyle bir evde oturamayız da. Ama biz de bize göre biz ey nefsim buraya sırf rahata gelmedik demeliyiz. Yani bizim kendi ölçeğimizde bir tavrımız olmalı. Şimdi biz çamaşır makinesine, bulaşık makinesine, cep telefonlarına, arabalara, halıya, kilime zarru olmadığını bilelim. Cenab-ı Hakk'ın yüklediği anlam ile arayalım. İş yine olacağına varır. Evimizde halı da olur, kilim de olur, makine de olur, elektrik olabilir. Yani bir engel yok aslında. Hı hı. Evet. Fakat yüklediğimiz anlam bizi boğuyor. Yanlış anlamla arıyoruz. O yanlış anlamla ararken sersem oluyoruz. Boğuluyoruz. Adeta sarhoş gibi oluyor insan. Yani burada ayrımı yapacağız. Arama şeklimizi Cenab-ı Hakk'ın emrettiği kurallar ile yapacağız. Olmasın demedik. Ama zaruri olmayanı zaruri kategorisine koyduğumuzda işin rengi değişiyor. Yani bizim için onun anlamı değişiyor. Hastalık sayesinde kurduk, hastalıkta kurduk ya. Bir olan yük ona çıkıyor. Neyle? Vehimle. Burada da aynı soruyor aslında. Yani burada onun için hep beraber bütün ehl-i imanla el ele Seyfettin kardeşine bu zamanda daha da çetin dedi ya. Ya bu zarru olmayanla alakalı tavrımızı değiştirelim. Gözden geçirelim. Bu şu demek ama yalnız tabii arada bu olur. Risale-i Nur'larda zarru olmayan konuda şöyle ifade var. Kah olur kah olmaz diyor. Sizin Farsçanız benden iyidir. Kah Farsça mı? Herhalde. Bilmiyorum. Bu ne biliyor musunuz? Benim mahallemde şu anda belki dinliyordur. Belki dinleyen birisi çünkü. Bir ahbabım var. Bunları okuduğumuzda ve konuşmada dedi ki araba. Araba da zarur değil. Değil. Çok gerekli olabilir ama zarur değil. Olmadığında hayat tehlike yok. Yani asli ihtiyaçla zarur ihtiyacı ayırdık mı burada? Çünkü havayice asliyeden sayılıyor işte ev eşyası. O ayrı. Onun yeri ayrı. Bu o değil. Bunun kriteri şu. Zarur ihtiyaç olmadığında hayati tehlike olacak. O bahsettiğiniz ayrı bir boyut. Zekatla ilgili mükellefiyette falan. Diğerinde olduğunda hayat rahatlıyor, aslında rahatlamıyor. Rahatlıyor, mesuliyetler geliyor. Şükür mükellefiyeti geliyor. Yani nefsin umduğu rahat yine bozuluyor. Olmadığında hayat devam ediyor, biraz sıkıntı oluyor. Arkadaşımız dedi ki, arabama bindim, iş yerine gittim, borcum vardı. Akşama kadar yeterli parayı kazanacağımı, ödeyeceğimi umdum, olmadı. Birkaç dosta telefon ettim, para istedim,
Olmadı. Arabayı acil satma şeyle satığa çıkardım. Sattım, borcumu ödedim. Akşam metroya veya otobüse bindim geldim dedi. Mesele bu aslında. Ha, böyle görebiliyorsun. Bir ay sonra, bir ay sonra belki daha iyisini almıştır. Bilmiyorum. Daha iyisini, aynısını. Ama bazen olmayabileceğini kabul etmeliyiz. Zarrı olmayan bazen olmayabilir. Bazen daha iyisi olur. Bazen daralır. Yani oradaki tehlike başka ne yapabilirdim? Arabayı satıp faizli borcunu ödemek. Evet, faizli kredi alabilirdim. Evet. Ve bunu da işte... Mecburum. Mecbur kaldım. Mecburum. Yani zaruret oldu. Evet. Darurat-ı tubihul mahdurat diye bir kural var. Zaruretler helali, haramı helali yapar. Hakikaten öyledir. Yani bu zaruri olmayanlarla zaruri olanları ayıramamanın şeyi faturası bu oluyor. Yani götüreceği felaket bu oluyor. Zaruri olmayanları zaruri görünce bu sefer onları elde etmek için haramlara girebiliyorsun. Ya elimizdeyse muhafaza etmek için. Evet, haramları helal görmeye başlayabiliyorsun. Bu sefer işte ayağın oradan kayıyor. Evet. Veya haramlara girmeden önce ne oluyor? Çok meşgul ediyor o zaman zihnen. Zihnen seni geriyor zaten. İşgal ediyor. Olması olmaz diyorsun. Evet. Evet, dediğiniz gibi işgal ediyor. Camiye gidiyor, vaaz dinliyorum diyor. Bedenim orada, aklım başka yerde. Yani evet. Onları aklım problem başka... yapıyor kendi için. Tabii. Yani. Halbuki dese ki olabilir, olmayabilir. Bu dünya imtihan yeri, rahat yeri değil. Rahat cennette. Bu dünya şimşekten hızlı geçiyor. Hayır, aslında rahat yeri dese bile... Rahatı öyle bozuluyor. Öyle yani. Bozuluyor aslında. Gerçek rahatı bulamıyor. Bu sefer sürekli boş yok gibi. Ya. Daha rahat etmek için aslında bir sürü rahatsızlık yaşıyor. Evet, evet, rahatsızlık yaşıyor. İşte onlar gözükmüyor mu? O anda rahat kısmı mı cazip geliyor? Yani burada hayati mesele şu. Hani burun koklamak içindir. Böyle anlam vermişine bak. Kulak duymak için, dil tatmak için. Biz bunların yerini değiştiremiyoruz. Burunun vazifesini kulağa veremiyoruz. Onun gibi. Zarrı rızka Cenab-ı Hak hangi anlamı yüklemiş? Onları ararken nasıl bir halle hallenmemizi istemiş? Şu, taahhüt var, garanti var, kolayca ulaşırsın. Yeter ki sınırlarını iyi çiz. Zarrı olmayana hangi anlamı yüklemiş? Şu anlamı yüklemiş. Teminat yok. Ben altını kalın kalına çizmek istiyorum. Zarrı olmayan rızık konusunda Cenab-ı Hakk'ın taahhüdü yok. En önemli fark bu görünüyor. Evet. Hiçbir izleyicimiz şöyle anlamasın. Zarar olmayan rızık haramdır, yaklaşmayın denmiyor. Hayır, taahhüt yok. Cenab-ı Hakk'ın garantisi yok. Ama havada, suda, ekmekte ve hayatın devamında elzem olan kısımda garantisi var. Evet. Diğerinde garantisi yok. Diğerini verebilir, vermeyebilir. Kah olur, kah olmaz. Bugün verir, yarın vermeyebilir. Birine çok verir, birine az verir. Bunlar imtihan sırlarıdır. Az verdiğini... Azla mutlu eder, çok verdiğinin bazen çoku başına bela eder. Çokla mutsuz eder. Çokla mutsuz eder, huzursuz eder. Geçmiş fakir günlerini özletir. Dolayısıyla biz zarar olmayan kısımda doğru bir bakışla ve Cenab-ı Hakk'ın yüklediği manayla, yani taahhüt yok, elde etmek için asli görevleri feda etmeyeceğiz, farzları ihmal etmeyeceğiz, ailemizi ihmal etmeyeceğiz, meşru yoldan elde etmeye çalışabiliriz. Kavuşunca da şükrümüzü arttırırız. Çamaşır makinesi eve mi girdi? Bulaşık makinesi mi girdi? Şükrümüzü arttırmalıyız. Daha çok şükretmenin gayretini olmalıyız. Onları nefsin rahatını arttıran şekilde değil, şükrümüzü arttıran şekilde bizi etkilemesini sağlamaya çalışmalıyız. Zaten böyle yapsak nefsin baskısı azalır. Yani o zarar olmayan her kavuştuğumuzda biraz daha... Sorumluluk artıyor. Mesuliyetimiz arttığını kabul etsek ve biraz daha terlesek hayırlı işlerde nefis yavaş yavaş şunu diyebilir de. Bu belki nefis terbiyesinin bir yönü budur. Artık tazyik yapmayacağım. Muhakkak olmalı demeyeceğim. Çünkü her kavuştuğum benim arzu ettiğim rahatı bozdu. Dese nefis biraz daha makulleşir. Evet, şunu söyleyecektim ben az önce. Buyur, kusura bakmayın. Estağfurullah, güzel oldu. Hani daha iyi anlaşılmasına vesile oldu izahlarımız. Hani zaruri olmayan ihtiyaçlarımız veya eşyalar olduğunda hani rahat dünya rahat yeri değil ama yani rahat ettiğimizde o tür külfetlerden kurtulduğumuzda oradaki diyelim ki vakti enerjiyi asıl vazifemize destek olmak için kullanmak
olmamanın hiçbir mahsuru yok herhalde. Çok güzel. Yani herhalde olması gereken şey bu. O zaman nimet yani. Olur işte. Öyle tamamlayayım yani o çok az önceki. Ben adını koyayım istersen evet. Bunun. Bizim nenemiz, annem öyle ama ben nenem diyeyim. Çamaşırı 10 saatte yıkıyordu diyelim. Uzaktan su getiriyordu. Dereden su getiriyordu. Elinde tokuç var, tokuç dövüyordu. Bize de dövdürüyordu. Öyleydi. Tokaç. Şimdi diyelim ki 1 saatte yıkanıyor. Çamaşır makinesine atılıyor, yıkanıyor. Bizim 8 saatte ne yaptığımızın hesabı sorulacak. Mesele bu. Yani bunu da konuşalım. Bunu konuşmak bile ruhu sevindirir. Nefsi sızlatır. 8 saatte ne yaptık? Eğer televizyonda günah izlemişsek, telefonla maleyani meşguliyete girmişsek, çocuk ağlarken, yakamıza yapışmışken, git şimdi, gelme yanıma demişsek, bu çamaşır makinesi başımıza bela olur. Ben sizin anlattığınızda mı aldım? Zahiren bir kolaylık sağladı. Yani mahşerde keşke makinem olmayaydı da, ben de 8 saat çamaşırla meşgul olaydım da, o yanlışlar yapmayaydım. Diyecek duruma düşmeyelim. Bunun için çırpınacağız. Evet. Ben sizin dediğiniz zaman bunu anladım. Yani evet, çamaşır makinesi evet. Geldi. Evet, çamaşır zamanı az ayırıyoruz. Hı hı. Kalan zamanda peygamberimizin hayatını okuyarak, efendim çocuğumuza Kur'an okutarak, komşumuzla beraber ilmihalden bir mevzu okuyarak veya hasta ziyaretine giderek veya başkaca faydalı faaliyet yaparak çamaşır makinesini bir nimete çevirmeliyiz. Evet. Bu bütün teknolojik icatların asıl maksadı hayatı kolaylaştırmak. Yani bize zaman kazandırmak. Evet. Fakat bu zamanı niye kazanmak istiyoruz yani? Şimdi evet. Bir taraftan zaman kazanmak, bir taraftan da bu sefer ya zaman geçmiyor, sıkılıyorum. Zaman öldürecek şeyler arıyor, arattırıyor yani bu zaman. Yani burada bir paradoks var yani. Bundan yani ehli dünyanın halinden bir paradoks çıkıyor. Hem zaman kazanmak istiyor, zaman kazanmak için işte icatlar yapıyor, hayatı kolaylaştırmak için. Fakat kalan zaman geçmiyor. Kalan zaman onu sıkıyor. Yani Ali abinin dediği gibi yani o zamanı veren bize, o zaman kazandıracak nimetleri de bize veren Rabbimize şükür yönünde kullanmadığımız zaman, yani ahiret asıl olan orayı kazanmaktır, oraya yönelik işler, faaliyetler, yapmadığımız zaman bu sefer zaman öldürmek meselesi çıkıyor. O artırılan zamanı nasıl değerlendireceğimiz yani başımıza bela oluyor. Kazandık yani. Bu sefer öldürmeye çalışıyoruz yani. Hem kazanmaya çalışıyorsun hem öldürmeye çalışıyorsun gibi bir zıtlık. Bu ne perhiz? Evet, bu ne lahatur? Sıkıntı çıkıyor. Ben mesela bir şeyi hatırladım, bu Ankara'da metro. İlk defa geldiği zaman bizim televizyon, radyo şeydeydi biliyorsunuz, Akay yokuşundaydı. Şimdi bu metro olmadan önce Sıhhiye'de iniyorduk şeyden, otobüsten. Otobüste de yani böyle dolu dolu işte tıkış tıkış filan. Bir saatte geliyorduk Demet Evler'den. Ve ondan sonra yarım saatte Akaya yürüyorduk, 1,5 saat. Gidiş de öyle. Gece bazen geç vakit filan. Şimdi ya bu sefer metro da Akaya yaklaştı. Kızılay'ın oradan biniyorduk. Bu sefer ya 15 dakikada gidiyorsun. Bir saatlik yolu 15 dakikada gidiyorsun. Hatta ilk gittiğimde çok şey yaparım, unutmam. Yani bir gidip gelelim bakalım sonuna kadar yani böyle. Tekrar döneceğiz aynı metodolojiyle. Batıkent'e kadar gittim geldim yani böyle filan. Çok böyle ya bu ne kadar büyük rahat. Bir nimet, ne kadar güzel bir nimet. Bundan sonra dedim kendi kendime yani bu arada geçen hadi bir saat kazandırıyor da 45 dakika filan. Yarım saat günde, her gün yarım saat fazla kitap okumam lazım yani. Bu nimetin evet. Şükrünü ancak böyle ulaşım, yapabilirim diye bir geçen zamanı kararı aldım kendime. İlk başlarda da devam ettirdim ama zamanla unutuldu, sıradanlaştı yani böyle oluyor zaten. Hepimiz, hep yani her nimet evet. için çünkü... ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Evet. Ayetini hatırlayalım. Çok hatırlayalım o ayeti. Evet. Yani her nimetten sorguya çekileceksiniz. İki defa hatta elbette ve elbette. Elbette ve elbette. Her nimetten hesaba çekileceksiniz. Çekileceksiniz. Evet. Zaten hesaba çekileceğini düşünmeden o nimeti kullandığında insanın başına bela alıyor. O nimeti çok kötü kullanıyor insan. O nimete zulmediyor. O nimet kendisi için de azaba dönüyor. Onun için hesaba çekilecek olmamız da bize nimet. Doğru kullanmaya, verimli kullanmaya evet. sevk ediyor. Ben bir şey, bir iki cümle daha söyleyeyim. Hani orada o konuyu belki bir başka boyuta geçeriz. Yani zarru olmayanı zarru zannedip peşine düştüğümüzde
işte bizim zihnimizi, hayallerimizi, duygularımızı öyle işgal ediyor ki kişi ahirete inandığı halde ahiret meselesini çok düşünmemeye, artık o ihtiyaçları, yenisi çıktığında yenisini almayı, daha güzelini almayı düşünmekten artık hakiki, asli vazifeyi düşünecek hal kalmıyor. Yani aldatma ustası şeytan, Fatır suresi 5. ayette geçiyor. Aldatma ustası, garur şeytan direkt ahireti inkar et, dünyayı tercih et diye yaklaşmıyor. O zarrı olmayanların zarrı olduğunu ikna edip, onların peşine takıp fiilen kişi ahireti unutuyor. Artık onu sormamaya, merak etmemeye, heyecanlanmamaya başlıyor. Ahiretle alakalı bir haber değil de son çıkan telefon. Ahiretle alakalı telefon değil de arabalardaki son özellikler. Onu daha çok heyecanlandırmaya başlıyor. Yani şeytandan ziyade şeytana da fazla yüklenmeyelim. Yani hep şeytana böyle günah keçisi gibi. Tamam, şeytan da hak ediyor bunu da. Daha çok bu görenek belası. Evet. Bunun altını çizelim. Ama onu da şeytan teklif etmiyor mu? Evet, şeytan teklif ediyor. Onun da kaynağı şeytan da. Görenek belası. Evet. Zaruri olmayanları zaruri kategorisine getiriyor. Bu görenek onda var, bende niye yok mu? Evet. Halbuki onun maaşı 30 bin lira. Bunun maaşı 10 bin liraysa kardeşim o 30 bin liranın hesabını verecek. Terleyecek. Evet. Sen de 10 bin liranın hesabını vereceksin. 10 bin liraya göre yaşa. Evet. Dememek lazım. Evet. Bir ara verelim. Aradan sonra inşallah bu çetin konuyu. Gidelim. Daha çok nefsimizi zorlayan bu çetin konu inşallah. Birlikte konuşmaya gayret edelim efendim. Evet, beraberliğimiz sürüyor efendim. Babı Reyhan'da iftar vaktinde. Bu arada tabii gerçekten bugünün insanını zorlayan bir konu bu diye ifade etmiştik. Şimdi bir taraftan da ben YouTube'daki yorumlara baktım. Bu arada bizleri YouTube'dan takip edebileceğinizi her programda özellikle vurguluyorum. Haberi olmayan veya yakınlarınıza hani söylemek isterseniz iftar programımız şu anda YouTube'da canlı olarak da radyo ve televizyonun yanında ve dışında takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz ailemize katılarak. Bu anlamda destek olabilirsiniz. Sadece iftar programı değil, diğer programları takip, yani abone olduğunuzda mutlaka size canlı yayın olduğunda veya yeni bir program olduğunda bildirimleri aç dediğinizde bildirim geliyor. Değerlendirme yapıp yorum yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir yorum yapılmış Ali Hocam. Evet. Onu paylaşayım isterseniz. YouTube'daki canlı yayından yapılan yorumlar. Bir izleyicimiz demiş ki Ferdane Çeliker ismiyle Ali Hocam'dan duymuştum diyor. Bir şeye ihtiyacın varsa pahalı olsa da al. Doğru. İhtiyacın yoksa ucuz olsa da alma. Yani pahalı ama imkanın varsa tabii. Tabii yani herhalde onu kastediyor. Benim çok kullandığım bu söz beni çok iyi frenlemişti. Hem de söylerim, israf yapacak olanlara da bu uyarıyı yapıyorum demiş mesela. Çok güzel. Çok güzel bir hatırlama. Ben bunu gerçekten kullanırım. Yani eğer kullanmasaydım hatırlayamadım. Demek ki demişim derdim. Ama doğru söylüyor. Bunu bazen çünkü ucuz, şu kadar kampanya, taksit alalım. İhtiyarsa alalım. Değilse ucuz da olsa almayalım. Yani evde kullanılmayan, gerektiği gibi kullanılmayan eşyalar sıkılıyor manen. O sıkıntı evdekilere yansıyor. O eşyalara zulmediliyor. Yani dolayısıyla ucuz diye almak doğru değil. Aslında oradan bir kapıdan girelim. Buna, yani ucuz olan bir şey ihtiyacımız değilse aslında o bize pahalıya mal oluyor. Pahalıya İhtiyacın yok ki. Yok. Bir güzel yorum bak, daha var hocam. Rumuzlu olduğu için isim okuyamıyorum. Maalesef demiş bir dostumuz, zaruri kategorisine koyduğumuz için onları elde etmek için harama giriyor. Elden gidince de müthiş yoksunluk çekiyoruz demiş. Müthiş. SVD rumuzuyla yazan bir dostumuz ya. Da. Onun dışında efendim programın yani misafirlerine övgüler var. Sizleri kastediyor olmalılar. Evet. Dua bekliyoruz. Dua bekliyoruz evet. Peki bu yani... Hatta şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani bu konuyla ilgili sorusu olan YouTube'dan yorum kısmına sorularını yazsınlar mı? Siz bilirsiniz. Yani vaktimiz olursa olabildiği bir nispete. Evet, bunu da ifade etmiş olalım. Yani konuyla ilgili olmak şartıyla katkınız veya sorunuz varsa hocalarımızdan izin aldık nasıl olsa.
YouTube canlı yayının altına yorum olarak ilave edebilirsiniz veya soru olarak ilave edebilirsiniz diye hatırlatmış olayım. Ben müsait oldukça ara ara buradan takip edeceğim. Evet, şimdi kaldığımız yerden, bıraktığımız yerden devam edelim isterseniz. En son zaruri olma olma meselesi ve ona nasıl bir anlam yüklediğimiz üzerine. Evet, orası hayati, burası nasıl önemli. Anlam yüklüyoruz? Evet. Yoksa hani elde edilmesin, aman uzak yaklaştırılmasın değil. O yüklediğimiz anlam doğru olduğunda ne oluyor, yanlış olduğunda ne oluyor, bize neye mal oluyor? Biraz onu herhalde konuşacaktık. Bu arada hani o en başta konuştuğumuz mevzuyla alakalı dünyayı ahirete tercih meselesi ile başladık ya, sonra ona netice veren. Bu hata oraya götürüyor. Bu hata. Yani bir sebebi, bir tanesi bu. Evet, bir tanesi o dedik. Orada da aslında şey yapıyoruz biz, hani Kur'an-ı Kerim'in insana dair analizleri var ya. Yani insan acelecidir diyor mesela. Acelecidir. Bu aceleciliği sadece hani bir iş olsun bitsin diye halk arasında bu aceleci tipler olarak nitelendirilen insanlar vardır. Bir de aslında bu da bir acelecilik biçimi. Belki de asıl acelecilik bu. Yani ahireti değil de dünyayı öncelemek. Evet. Yani acil olanı, elde olanı, hazır olanı ileride perdenin sizin ifadenizde arka tarafında olanı tercih etmek de bir acelecilik ve en kötü acelecilik bence bu. Çünkü ahireti tehdit eden, tehlikeye atan bir şey bu. Bir de genelde biz hani evet. Acelecilik, şunu mu kastediyorsunuz? Ahirette bir eksik daha büyük olmayacak. Bir cennette her şey tam olacak. Evet, dünyayı cennet yapmaya çalışıyoruz. Yani böyle her şeyimiz tam olsun, hiçbir eksiğimiz kalmasın. Sanki her şeyin tam olması, tam olacağı bir yermiş gibi dünya. Yani dünyayı yani konumundan çıkarıp ahirette olacak bir şeyi, olabilecek bir şeyi burada olsun diye geri çekmek yani. Veya ileride diyelim ki kendimizi tuttuğumuzda daha büyük mükafat alacağımız hakikatini erteliyoruz. Niye erteliyoruz? Çünkü o ileride hazır olanı, dünyada olanı ona şey yapıyoruz yani. İnsanın bu özelliğiyle alakalı ayetlere geçiyor bu. Evet. Hatta acil manası bu manada geçiyor. Yani önce hazır olanı, önünde olanı tercih eder, sonra olan ahireti kastederek onu ihmal eder, unutur diye ikazlar var. Yani insanın bu özelliğiyle alakalı, bu nefsimizin özelliği. Nefis hazır olanı ve önümüzdekini tercih ediyor. Ama akıl öyle değil, ruh öyle değil, vicdan öyle değil. Onlar ileriyi ve asıl istikbal ahireti düşünmek istiyor. Ahireti düşünerek yaşamakla gıdalanıyor aklımız, vicdanımız, ruhumuz. Nefsimizin de terbiye olması gerekiyor. Burada bir şey ilave edeyim buna. Normalde mesela hani diyelim ki bazı insanlar vardır mesela bir olayın arkasından ne olur, ne gelecek filan. İşte 5-10 yıl ötesini veya daha fazlasını dikkate alarak hareket eder, konuşur. İleri görüşlü insan deriz mesela. Böyle insanlar. İleri görüşlü. Bak, ileri görüşlü adammış. İşte onu tahmin etmiş. İşin buraya varacağını görmüş filan deriz. Şimdi bu ileri görüşlülük sadece dünya ölçeğinde bir ileri görüşlülükse aslında çok da ileri görüşlülük sayılmaz. Asıl ileri görüşlülük ölümden sonra başlayacak ebedi ahiret hayatını doğru anlayıp tahlil edip oraya göre dünya hayatını tanzim ediyorsa asıl o. Kur'an-ı Kerim'in yani ileri görüşlü diye yani birisini tarif edecekse Kur'an-ı Kerim'e göre bu ileri görüş. Yani, vel akıbetü lil müttakin ayeti ve benzeri ayetlerde. Evet. Asıl kazancın, asıl akıbetin, asıl mutlu sonun oraya göre yani ahiret hesaba katmadan yapılan bütün yorumlar ne kadar isabetli olursa olsun çok da ileri görüşlülük değil. Çünkü ölümle beraber biten bir hayatı ne kadar iyi tanzim ederse etsin bir insan sonuçta ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz zaten. O da gizli. O da gizli. Bu kazanç sayılmıyor yani. Akıllılık işte. Da sayılmaz. Evet. Hadis-i Şerif'teki akıl tarifini, evet, akıllı tarifini yaparsanız. El keyyisu, keyyis aslında çok zeki, yani üstün akıl, zeka sahibine deniyor. El keyyisu men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt.
Yani peygamberin akıllılık tarifi bu. Akıllılık işi nefsini hesaba çeken, kontrol eden ve ölümden sonrası için, yani sonsuz hayatı için çalışandır. Sizin dediğiniz gibi yani sonsuzluğu, önümüzde bir sonsuzluk var. Bizi bekleyen bir ebediyet var. Yani onu düşünmeden, değil mi? Dünyanın ilerisini düşünmeden nasıl ileri görüşlü olabilir ki bir insan? Yani? Evet. Yazık ki. Ahiretini harap edenin dünyası harap olmuştur. Hasret dünya ve lahire. İkisini de kaybeder diyor Kur'an. Yani ahiretini tehlikeye atan aslında dünyasını da tehlikeye attığını anlarsa nefsini ikna etmek, nefsimizi ikna etmek kolay olur. Ahiretsiz dünya karanlık. Ahiret düşünmediğinde dünya bütün manasını, güzelliğini kaybediyor. İnsan artık dünyada hiçbir olayın güzel cihetini göremiyor ahiret düşünmediğinde. Bu şeyden biraz ilerlesek, konuşsak, mesela görenek dediniz. Yani görenek belasıyla zarru olmayanların peşine düşüyoruz. Belki etrafımızda çok güzel olmayan örnekleri görerek, yani onlar gibi olmak isteyerek nefsimiz isteklerini şiddetlendiriyor. İrademizi de güçlendirmezsek önleyemiyoruz. Bu görenek belası diyor İsa'nın orada çokça, değil mi? Görenek belasıyla tiryaki olmak diyor. Görenek üzerinde biraz duralım Seyfettin Hocam. Bu arada İsmail Bey Azerbaycan'dan selamlarını göndermiş. Aleyküm Münevver Hanım yine öyle, Nurullah Uluçay. Bize YouTube'dan yapılan yorumlarda İstanbul'dan, Ümraniye'den selamlar var. Diğer taraftan bir dostumuz demiş ki selamdan sonra, aleyküm selam. İnsanları lükse ve zengin yaşama özendiren televizyon dizileri ve programlar gençlerin çoğunu büyük bir özentiye itmektedir diyor. Devletimiz yasaklasa gibi bir ifade var ama bu çok kolay bir şey değil. Aslında yani anlayış herhalde düzelmesi biz gerekiyor. Biz kendimizin alacağı tedbirlere yoğunlaşacağız. Fıkhi bir soru var ama hani konumuz şey değil ama ben dinlendireyim yine de. Fıkhi yönüyle değil de mana yönüyle belki vurgu yapılabilir. Nazlı Hanım'ın, Nazlı Azra ismiyle gelmiş. Annem promosyon parasını harcadık ihtiyacımız olduğu için. Ama şüpheli para olduğu için annem maaşından vermek istiyor diye sormuş. İşte bu tür şeylerde herhalde dikkatli olmak gerekiyor. Yani fıkhi sorular efendim sahur programında. Oraya. Tamamen bu konularla ilgili zaten. Hocalarımız var. Oraya pas edelim. Oraya tekrar sorarsanız. Hani programımız fıkıh programı olmadığı için belki biz mana yönüyle zaten konuşacağız. Görenek belası. Niye bela oluyor görenek? Normalde görenek, yani örf, adet, gelenek, görenek insanın içinde yaşadığı toplum veya değerlerinin bir nevi taşıyıcısıdır. Yani bu güzel tarafları belki daha fazla olabilir. Ama burada görenekle kastedilen veya göreneği bela yapan şey ne? Birbirimizden görerek, ihtiyacımız olmadığı halde, zorunlu olmadığı halde, birbirimizi fişekleyerek tabiri caizse, ağır külfetlerin altına girmek midir? O yüzden mi bela sayılıyor? Ben şöyle hatırlıyorum. Bela imtihan anlamına da geliyor da, yani bir gördüklerimiz de tabii bizim için bir imtihan. Fakat imtihanın, herkesin imtihanı şahsidir, ferdidir. Dolayısıyla herkes kendi şartlarında yapması gerekeni yapacaktır. Yani yapmalıdır. Şimdi birbirimizin rakibi değiliz. Yani herkes hep beraber. İnsan sadece kendiyle yarışmalıdır. Yani bak bu aslında kolay. Başkasıyla yarışanlar bugün ileri geçse de en kısa zamanda onu geçenler olacaktır. Bunun sonu yoktur. O mutlu da olamaz yani. Değil mi? Başkasıyla yarışan insan mutlaka geçilir. Geride bırakılır. Evet. Ama kendiyle yarışan insan rahat olur yani. Ben sadece kendiyle yarışmak ne demektir? Hı hı. Yani Allah beni imtihan ediyor. Ben bana düşeni yaparım, elimden geleni yaparım. Dolayısıyla da kimse benim rakibim değil. Yani onda var, bende niye yok demem. Onda varsa onun problemi derim. Onun imtihanı. İmtihanı derim. Bende yoksa bu da benim imtihanım derim. Ama sen sosyal bir varlık olduğumuz için yani böyle birbirimizden görmemiz bunu bize unutturuyor. Unutturduğu için de bu sefer bela oluyor. Yani sıkıntı oluyor. Dolayısıyla ona göz dikiyorsun. Ona göz dikince
bende de olsun veya toplum şartları buna göre oluşuyor. Şimdi mesela diyelim bir düğün yapılacak, değil mi? Yani evlilik de zorlaşıyor. Yani bir sürü şey, herkes düğün yaparken şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Dolayısıyla bizim de böyle yapmamız lazım. Bu sefer yapacak durumumuz yoksa gençler evlenmeye cesaret edemiyor bu evet. sefer. Bir liste çıkıyor, altından kalkılabilecek İşte bela oluyor yani. İnsan bu sefer, evet. halbuki evlilik zaruri bir ihtiyaçtır insan için. Yani zaruri olmayan ihtiyaçlar yüzünden zaruri bir ihtiyacını da ertelemek zorunda kalıyorsun, geciktirmek zorunda kalıyorsun. İşte başa bela oluyor. Evet. Değil mi? Bugün mesela bir düğün kaça mal olur yani? Herkes hesaplıyor yani bu iş. Bir düğün yapmak için neler gerekiyor? Veya zaten isteniyor bunlar zaruri şeylermiş gibi. Hı-hı. Ben mesela düğün yaptığımda buzdolabı almamıştım. Sonra aldık yani aylar sonra aldık. Hocam burada çamaşır da genelde şöyle söyleniyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi almamıştım. Evet. Yani bir kiralık bir ev bulmuştum. Tamam, birkaç basit eşya. Şimdi bir kilim yeter diyorlar. Hocam, ya. Hocam o 40 sene önceydi, 30 sene önceydi. Ha, yani, genelde böyle cevaplar geliyor. Evet. O sizin zamanınızdaydı filan. Evet. Şimdi yani işte şimdi, evet, zamanla alakalı bir boyutu var. Var. Hiç şüphesiz öyle. Ama zamanı aşan bir değer yargımız da olmalı. Kurallar da var. Evet. Yani bugün de mesela evliliğin ilk, madem evlilikten örnek verdiniz, yani ilk zamanlarında şunu imkanlar alalım, şunu bir sene erteleyelim denemez mi? Yani bir sene bekleyelim, onu şimdi almamız şart değil. Bu beklemenin içinde de lezzet var. Nasıl iftarda bekliyoruz, kuru ekmek çok tatlı geliyor. Yani yemekleri keşfetmek nasip oluyor müminlere beklediği için. Eşyada da böyle. Yani evliliği bekleteceğine... Eşyayı beklet. Tabii canım, eşyayı beklet. Çok güzel. Yani ben bazen düşünüyorum, çamaşır makinesi aldım, bulaşık makinesini beklemesine. Bu sadece misal. Böyle olması gerekir demiyorum ben. Ama bazılarını, bazı eşyaları bir sene sonra, üç sene sonra alalım. İleride zor olur. Bu bir tuzaktır şeytanın. İleride belki kolay olur. Daha kolay şartlarla ulaşılır. Yani onlara ulaşmadığımız zaman da hayatın devam ettiğini yaşayarak görürüz. Bizim düşündüğümüz gibi değilmiş deriz. Böyle gereksiz aldıkça aslında biz kendimizi tüketiyoruz, bitiriyoruz, harap ediyoruz, hırpalıyoruz deriz. Aslında bu zarar olmayan konuda bir imtihan konusu da var bu zaman, görenekle alakalı. Bir de şu var, başkasında şu var, bende niye yok? Benim şu anda gelirim buna uygun mu? Benim gelirime hangisi uygun? Bunu sormalıyım. Bu Cebriye mezhebinin bir görüşü var ya, Cebriye'nin. Yani insanın iradesini yok sayan evet. akımın, rüzgarın önündeki yaprak gibi derdi hocamız. Rüzgarın önündeki yaprak gibi ağaç, kaderin önünde insan, rüzgarın önündeki yaprak gibidir demiş o mezhep. Çok tehlikeli. Cenab-ı Hakk'ın verdiği insana o cüz-i ihtiyarıyı kabul etmemiş. O zaman bu imtihanın sırları, cennet, cehennem hepsinin anlamını kaybetmiş. Görememişler. Onun gibi. Fakat insan iradesini güçlendirmezse, namazla, oruçla, Kur'an'ı okuyarak, kainat okuyarak rüzgarın önündeki yaprak durumuna düşebilir. Artık insanın ne alacağını, ne almayacağını, nasıl yaşayacağını dış faktörler, başkaları belirlemeye yani başlarsa... iç rüzgardan, evet. takaze, ilahehu, hevahu. Yani iç rüzgar, hevası. Evet. Hevasının esiri olur yani, esir. Hevasının mahkumu olur. Tabii. Bugün konuştuk biz öğleden sonra, ders, sohbet yaptık. En büyük, en manalı, içi dolu hürriyet, nefsimizle alakalı hürriyete kavuşmaktır. Yani nefsin her dediğini yapmamak, beklemen lazım diyebilmek. Evet. Nefsiyle alakasında hürriyete kavuşmayan başka şeylerle alakada hürriyeti elde edemez ki. Dolayısıyla bu zarur olmayan konuda benim bir de kanaatim şu yalnız. Yani insan hayatını olabildiğince yaratılış maksadına uygun yaşamakla, yaşamaya çalışmakla tatmin olursa, böyle zarur olmayan konularda hayal kurup bu beni tatmin edecek, bunu alırsa mutlu olacağım, ben şimdi mutlu değilim, bunlardan da belki böyle kurtulacağız. Yani asıl tatmin, biz dünyanın için gönderildik. Onunla meşguliyetin içinde. Yani düşünüyorum şimdi, doktor yapan bir insanın mesela asıl tatmini nedir? Doktora konusunda yeni bir keşif, yeni bir şey bulmak. Hani cep telefonunda paylaşıyor, bir şeyi buldum, yaklaştım şu anda. Yani aradığımı bulmak üzereyim. O heyecanlandırıyor. Ona göre daha tali meseleler onun kadar heyecanlandırmaması beklenir doktora yapan, master yapan birisini. Bizim de dünyada şu eşyayı alırsam mutlu olacağım,
bunu alırsam mutlu olacağım. Bu zaten baştan problem. Yani biz asıl yaratılış maksadımıza uygun yaşayarak kalbi, ruhi tatmin yaşayamazsak eşya ile alakalı hayal kırıklığı yaşayacağız. Şu anda en çok yaşanan belki hayal kırıklığı. Evet. Yine olmadı diyor. Şunu aldık, bunu aldık. Eskiye göre çok eşyaya kavuştuk. Yine olmadı. Ne olmadı? Aradığımız mutluluk. Şöyle bir sakinlik. Şey aklıma geldi Ali abi. Önderler de iyi hatırladım bunu. İnsanlar birbirini sevmek için vardır. Eşya da kullanılmak için vardır. Ama biz eşyayı sever olduk, birbirimizi kullanmaya başladık. İşte evet, tersine döndü. Tersine döndü yani. Halbuki eşya tamam, imkanın varsa alırsın, kullanırsın. Yoksa yani olmazsa da olur. Evet. Yani asıl olan biziz, birbirimizi sevmemiz, evet. Yani bir arada olmamız, yani birbirimize muhtacız. Eşya imkanın yardımcı, varsa alırsın hizmetkar. Yani. Dolayısıyla eşyayı sever olunca. Bu sefer birbirimizi eşya için sevmek, eşya üzerinden sevmek, veya birbirimizi kullanmayı doğurdu. Veya yani. Şöyle diyorlar ya, eşyalar insana hizmet ediyor normalde onun için. Evet. Ama şimdi insanlar eşyalara hizmet eder, evet, hale geldi. Bunu kendi varlığımızı taşırsak, bir beden var, bir ruh var. Hangisi hangisine hizmet edecek? Evet, bu çok güzel bir örnek veriyor. Mevlana diyor ki, sen diyor, ışığa doğru koşarsan diyor, ışığa doğru, ışığı hedeflersen, güneşi hedeflersen, peşinden gölgen koşar diyor. Hı hı. Gölgen arkana düşer. Koşarsan peşinden. Ve sen ışığa doğru koştukça gölgen de peşinden koşar. Merak etme, senden ayrılmaz diyor, seni terk etmez. Hı. Ama sen ışığa arkanı döner, gölgene, gölgeme yetişeceğim diye gölgene doğru koşarsan, bu sefer sen koştukça o kaçar diyor. Koştukça kaçar. Ne kadar hızlı koşarsan peşinden, evet, o kadar senden kaçar. İşte asla dünya, yakalayamazsın yani. Dünya böyle bir gölgedir diyor. Şahane bir ben. Dünya böyle bir gölgedir yani. Sen dünyanın sahibine, değil mi? Göklerin ve yerin nuru olan Allah'ın nuru semavati vel ard, Rabbine doğru koşarsan dünyada peşinden koşar. Bak o zaman dünya sana hizmet etmekten onur duyar. Yani. Evet. Allah her şeyi senin hizmetine vermiş zaten. Çok geçiyor Kur'an'da. Dolayısıyla ama sen Rabbini bırakıp, sonsuzluğu bırakıp, ahireti bırakıp dünyanın peşinden koşarsan asla ona yetişemezsin. Sürekli de niye yetişemiyorum diye sıkıntı çekersin. Yani. Evet, Finlandiya'dan Hasan Bey selam etmiş bu arada. YouTube'daki yorumlara şöyle tekrar baktım. Nezaket Hanım teşekkürlerini arz ediyor. Halil Hançer selam edip iftarlarımızın vazgeçilmezlerimizsiniz demiş. Oturum odasında, televizyondan, mutfakta, radyodan yani her halükarda takip ediyor. Teşekkür ediyoruz. Kastamonu'dan Talha Özer yine selam etmiş. Verdan Hanım az eşya çok huzur demiş. Münevven Hanım şu olsa şöyle olur diyoruz ama o da kendi imtihanıyla geliyor demiş. Dediniz ya, her şey kendi imtihanıyla beraber, evet, geliyor. Rahat ederiz diyoruz ama o kendi imtihanıyla geliyor. Belki gerçekten rahat ediyoruz. Evet. Ama öbür taraftan bu rahatın şükrünü eda edebiliyor muyuz? Rahat edeceğimizi düşünüyoruz ama bazen rahat edemiyoruz. Evet. Gibi yani farklı farklı imtihanlar. Burada çok güzel bir nokta aklıma geldi elhamdülillah. Evet, bu vesile oldu sizin son açıklamalarınız. Hevesat-ı nefsaniye. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz çok duyardı. Gördüğünüz çok gibi konuya hemen desin, dahil oldular. Allah, evet, razı olsun. Hevesat-ı nefsaniye diye bir tabir var. Bunun yakın manalısı nefsani müştehiyat veya huzzat-ı nefsaniye. Yani nefsin arzu ettiği zevkler, keyifler var. Hı-hı. Şimdi dünyada kavuştuğumuz her bir nimet bizi ahireti daha ziyade düşünmeye sevk etmeli. Böyle olduğu zaman dünyamız da güzel olur. İnşallah ahiretimizin de güzel olacağını ümit ederiz. Kavuştuğumuz her nimet ahireti düşündürmezse dünyaya iştah arttırır. Dünyaya meyli arttırır. Dünyaya meylin artması işte İbrahim suresinin 3. ayetindeki müminlere bakan cihetiyle arz ediyorum. Ahireti unutmaya götürür. Yani araba, telefon, yeni eşya, yeni ev hepsi bizim bir derece ahirete rağbetimizin, alakamızın, hazırlığımızın artmasına destek vermeli. Burada arada kalamayacağız. Bu nimetleri ahiretle irtibatlı, ahirete hazırlığa destek olacak şekilde değerlendirmediğimizde
Hevesat nefsane dediğimiz dünyaya heves artacak. Dünyaya iştah artacak. E halbuki dünya fani, her an çıkabileceğimiz, elimizden alınabilecek bir dünya. Buraya iştahın artması tehlikeli. Burada dünyayı terk etmek yok. Burada adaletli olmak var. Yani bel sirrun el hayatet dünya vel ahiretu hayru ve ebka, Kur'an ferman ediyor. Neden dünyayı tercih ediyorsunuz? Ahiret ebedidir, daha hayırlıdır, daimidir. Burada dünyayı terk edin yok. Yok. Tercih etmeyin diyor. Anahtar kelime tercihtir. Şimdi ben İstanbul'a giderken İstanbul yolundan gitmeliyim. Orada Bilecik yolunu tercih ettiğimde yoldan çıkmış olurum. İstanbul'a gidemem o zaman. Yani benim İstanbul'a giderkenki bütün yolculuğum, tesislerde durmam, yolda dinlenmem, yani beni ana hedefimden ayırmamalı. İstanbul'a gidiyorum. Yani dinlenirken de İstanbul'a gitmeye destek olacak bir dinlenme olmalı bu. Ama makas değiştirirsem, yol değiştirirsem başka bir şehre gitmiş olurum, ayrılmış olurum. Kur'an-ı Kerim ikaz ediyor. Ahireti tercih edin, dünyayı terk etmeyin. Dünyada rızkınızı arayın. Ama dünyada rızık ararken bunu dünyayı ahirete tercih edecek şekle döndürmeyin. Hani o dereceye vardırmayın diyor. Vel ahiretu hayru ve ebka ayeti birkaç defa geçiyor. Hatırlıyorum. Evet. Hatta Nâziyâ suresinde hemen Nebe suresinden sonraki sure sonlarında dünyayı ahirete tercih edenlerin son durakları cehennemdir diyor. Allah Allah. Evet, dünyayı tercih edenler dünyada rahat eder de değil. Dünyada da aslında cehennemde yanar gibi manen ruhen yanar. Kazandığı mallar ve diğer şeyler başına bela olur. Tevbe suresinde var. Hatta bugünlerde hatimle kılınan ya da okundu. Hatta iki defa yakın manalı geçiyor böyle. Malları da evlatları da dünyada onlara azap olur diyor. Evet. Bak dünyada fit dünya. Hafız değilim. Dünyada da azap olacak onlara diyor. Dolayısıyla malların, evlatların, bahçelerin, eşyaların dünyada da azaba dönmemesi için ahireti tercih etmek, çok dünyayı terk etmemek gerekiyor. Düşündürücü, benim de son zamanlarda o dikkatimi çekti. Yani onlara diyor verdiğimiz evet, dünyalık mallar, evlatlar seni imrendirmesin diyor. Evet. Yani sen biz onlara onları azapları artsın diye verdik. Evet. Çok ilginç. Yani dünyada çok, azapları artsın. Dünyada da geçiyor. Oh. İşler tıkırında demek bazen demek ki insanı yanıltıyor yani. Yani öyle zannediyor. Evet, bu arada Osman Topluoğlu selamdan sonra aleyküm selam. Dünyayı kesben değil kalben terk etmek manasını nasıl anlamalıyız? Az önceki izahlarınız alakalı ama temas edebiliriz. Tabii. Mehmet Cemil Işıklar Allah razı olsun demiş. Efendim Şaziye Bozdemir çok sağ olun, sohbetiniz çok güzel. Fakat ses biraz az geliyor demiş. Onu artık teknik ekibe havale edelim. Nursel Üzmez beğenerek takip ettiğini söylemiş. Erzurum'dan selam etmiş. Efendim yeni görebildiğim YouTube yorumlarından okuyorum. Bu arada hani dostlarımıza da adres göstermiş olalım. Dünyayı kalben değil kesben terk etmek. İki şimdi dakikamız var. Her şey yerinde güzel ya. Hı-hı. Geçmişte güzel örnekler verilmiş bazı alimler ama onlara girmeyeyim şimdi. Mesela cüzdanın yeri ceptir mesela diyelim. Hı hı. Yani bazı ilaçlar mesela sürülür, içilmez mesela. Yani hepsinin bir yeri var, kullanılmış şekli var. Hı hı. Yani dünyanın yeri kalp değil. Yani dünya, kalp ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Ra'd suresi 28. ayette kalbimizi, her nimeti bize bağışlayan Cenab-ı Hak ilan etmiş, ferman etmiş. Hı hı. Kalpler ancak yalnız Allah'ı zikirle tatmin olur. Dolayısıyla dünyayı kalben terk etmek gerekir, kesben değil. Tarlaya gider mümin, namaz vakti namazını kılar. Tarlaya gider, Cenab-ı Hak nasip ettiği üründen öşür verir. Kazandıklarına zekat verir. Hı-hı. İşte kalbine almadığının alameti bu diyeyim, cevap bu olsun. Yani evet, malı kalbine almadığının alameti namazına dikkat etmesidir. Malın zekatını vermesidir. Efendim, mal kazanırken harama girmemesidir. Harama girmiyor, helalle iktifa ediyorsa ve mesuliyetini düşünüyorsa bu şunun alameti. Kalbine girmemiş. Cüzdan cepte durduğu gibi dünya malı da yerinde güzel. Hmm. Yani bir alime demişler ya, vakit kalmadı ama bir alime ahbabı demiş ki hocam demiş, sen bilmezsen de ben bir şey hissettim. Sen namaz verken demiş, senin de ineklerin olduğu halde, hayvanların olduğu halde namaz verken daha seni sakin görüyorum. Huzurlu hissettim. Belki Allah hissettirdi. Şüphesiz. Ben de bu yok demiş.
Niye demiş? Demiş ki hayvanların yeri ahırdır demiş. Onlar kafanla buraya getirme demiş. Ben onlar, onu ahıra bağlıyorum. Onlar ahıra yerinde dursunlar demiş. Her şey yerinde güzel. Yani burada evet. Artık vazife neyse onunla meşgul olmak. Evet, bugün Yahya Konukoğlu hocamız Kur'an tilavet edecekler. Bakara suresinin 183 ila 186. ayetleri ki oruçla ilgili ayetler. Onu dinleyeceğiz. İftarımızı yapacağız. Ankara olarak tabii şu anda iftarlar yapılıyor bir taraftan. Duada bizleri unutmayın inşallah. Tekrar birlikte olacağız. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn. Eyyâmen معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أي أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Evet, sevincimiz inşallah ebedi olur. Burada başlayan sevincimiz cennette de inşallah devam eder. Bütün sevdiklerimizle sizlerle birlikte Ankara olarak iftarımızı yaptık. Dakika dakika bu sevinç çoğalarak devam ediyor. Makedonya'dan bir dostumuz mesaj göndermiş. Keşke imkanımız olsa da sadece İstanbul'a kadar değil, böyle Avrupa'ya kadar iftar sevincini yaşayabilsek, ama o zaman da 3-4 saat program yapmamız lazım herhalde, değil mi? Ama en azından izlediklerini beyan etmişler. Makedonya'dan Selin diye yazmış, selam etmiş. Çok güzel, severek izliyoruz demiş. İzlerken huzur buluyorum, hepinizden Allah razı olsun, selam ve dua ile demiş. Yavuz Coşkun yine selam etmiş. Cebrail Sert, rahat rahatsızlıklardır demiş. Mustafa Uzun, derdi dünya olanın derdi dünyadan büyük olur diye bir mesaj göndermiş bize. Teşekkür ediyoruz. Bugün şöyle farklı bir şey yapalım dedik. Doğaçlama gerçekleşti. Biliyorsunuz telefonla doğru cevabı alıyor idik. Bugün dedik ki Ali Hocam soruyu sorsun ve YouTube kanalımızdan yorum kısmına ilk doğru cevabı yazan dostumuzu biz doğru cevap vermiş kabul edelim diye kendi aramızda program sırasında doğaçlama, böyle bir karar verdik yönetmenimizin de onayıyla. Dolayısıyla bugün sorumuzu Ali Hocam soracak ama cevabı biraz böyle uzatıyorum. Henüz mesela YouTube'da canlı yayın olduğunu bilmeyen veya YouTube açık olmayan dostlarımız olabilir, telefona alışkın olan dostlarımız olabilir, onlara da kadirlik olmasın. Dost Radyo TV veya YouTube'a girdiğinizde Dost TV dediğinizde hemen zaten sayfa karşınıza çıkıyor. Canlı yayın olduğu da ikaza çıkıyor. Hemen tıklayabilirsiniz. Şu anda onun altında yorum kısmında doğru cevabı YouTube'dan canlı yayınımızın altında yer alan yorum kısmına yazacaksınız. Telefonla değil, bugün böyle bir şey yapalım dedik. Dolayısıyla şimdi Ali Hocam inşallah soruyu soracak. Yani ilk yazana hediyeyi vereceğiz. Onu evet, yani ilk doğru cevabı yazana 6 kitaplık bir kitap hediye setimiz var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim var, Hazreti Muhammed'in aleyhisselam hayatı var.
İslam İlmi Hali var, Esma-i Hüsna ile ilgili bir kitap var. Seyfettin Hocam ve İbrahim Hocam'ın iki güzel kitabı var. Dolayısıyla 6 kitaptan oluşan bir kitap hediye setimiz var şu anda ekranda da gördüğünüz. Dolayısıyla YouTube'da yorum kısmına ilk doğru cevabı yazan dostumuzu buradan ilan edeceğiz. Bizi daha sonra ilan edeceğimiz numarayı arayarak adresini bırakacak ki biz ona kitap gönderebilelim. Şimdi bu açıklamalardan sonra herhalde biraz vakit kazanmışızdır. Soruyu Ali Hocam'a. Evet. Kur'an-ı Kerim'de dünyayı ahirete tercih edenlerle alakalı çok şiddetli ikazlar, tehditler vardır. Ahiretin asıl hayat olduğu, ebedi olduğu, dünyanın ahirete tercih edilmemesi gerektiği haber verilir. Dünya terk edilmeyecek, rızkımızı arayacağız ancak ahireti tercih edeceğiz. Biz bir ayetten bahsettik. Bilhassa sohbetin başında. Dünyayı ahirete tercih edenlerle ilgili çok şiddetli bir tehdidin bulunduğu ayetten bahsettik. O hangi surede, hangi ayet idi? Evet, bir daha alalım. Dünyayı ahirete tercih edenlerin derin bir sapıklık içinde olduğu, yoldan çıktıkları ile ilgili çok şiddetli ilahi tehdidin olduğu ayetten bahsettik. Programımızda bahsettik başından ayet, itibaren bahsettik. Ayetin numarasını da verdik. Evet. Ayeti ve hangi sure ve ayet hangi numarasını. Hangi surede hangi ayettir o? Evet, sorumuz bu efendim. Dost Radyo TV ekranda da görüyorsunuz. YouTube'a girdiğinizde Dost Radyo TV veya Dost TV dediğinizde karşınıza sayfa çıkacak. Hem abone oluyorsunuz hem de doğru cevabı yazıyorsunuz. Biraz bekleyeceğim. İlk doğru cevabı veren dostumuzu biraz sonra ilan etmiş olacağız. Siz cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Hangisinin doğru cevap olduğuna daha sonra birlikte hem açıklarız hem de kazanan dostumuzu buradan ilan etmiş oluruz. Cevaplar geri dursun. Biz devam edelim isterseniz. Benim bir sorum vardı. Sizin Seyfettin Hocam'a bir sorunuz vardı sanki. Bana ortaya, değil de. Ama ortaya mı? Tamam, o zaman da fıkıh programı yaptığı için ona da soruyorum. Ama cevabı nasıl uygun görürse de verebilir. Evet, cevaplar gelmeye başladı bu arada. Öyle. Siz soruyu sorarken Seyfettin Hocam'a izleyicilerimize sorduğunuz sorulara cevaplar akmaya başladı. Tamam. Buyurun. Sorum şu. Çok. Bu Seyfettin Hocam'a yanlış anlaşıldı. Öyle, aha, tabii. Seyfettin kardeşim. Bilemezsem size falsolar. Tamam, evet. Ben kanaatim bu sorunuzun cevabı, onu da baştan söyleyeyim, mahşere kalır. Dünyada cevabın olacağını sanırım. Onu da söyleyeyim. Ooo, en baştan. Hocam rahatladın. Şöyle, senin görenek belasına dikkat çekmenle ilgili. Şöyle, rakam da vereyim. Şimdi bazen öğrencilere öyle bir soru soruyorlar. Ben diyorum, cevap vermeden önce bu sorunun cevabını verebileceğime inanıyor musun? Olacağına inanmıyorum diyor bu sorunca. O zaman niye soruyorsun? Yok, bu farklı. Düşündürmek ama. Düşündürmek için. Evet. Şimdi bir insanın, bir kardeşimizin, her birimiz için geçerli bu. Diyelim ki 10 bin lira geliri var. Fakat 10 bin liraya göre hayatını tanzim etmiyor da görenekle 20 bin lira, 30 bin lira geliri olana bakarak, ondan etkilenerek aldığı eşyayla, araba, eşya, ev borçlanıyor. Diyelim ki 7 bin lira borç ödüyor. 7500'e borç ödüyor. Zaman zaman yetmiyor, başkasından borç alıyor. Borç ödemekten. Şimdi bu mesela sorduğu zaman diyor ki hocam ben bu kadar gelirim var ama bu kadar da borcum var. Ben zekat verecek miyim? Kurban kesecek miyim? Esasen ben zekata muhtacım. Yani kalan para bana yetmiyor diye sorduğunda. Buna kardeşim hani borçluysan şöyle ama sen niye borçlandın? Yani borçlanırken gerçekten kendi imkanını dikkate aldın mı? Görenekle başkalarına bakarak seni aşan, gücünü zorlayan, gelirini aşan borçlanmaya mı girdin? Bunu bir düşün demek gerekiyor mu? Yani fuken böyle bir soruya muhatap olunduğunda sadece madem borçlusun cevap şu. Bu mu? Yoksa bugün mütalaa etmeye çalıştığımız konuya göre düşündürmek gerekiyor mu? Çünkü bitmedi sorum. Çünkü bu durumda 10 yıl borçlanan bir insan, yani kendi gücüne göre borçlansaydı zekat verebilecekken az da olsa, kurban kesebilecekken yapamadı bunları. 10 yıl sonra artık borcum bitti, kurban kesecek, zekat da verecek halim var derken bir daha borçlandı. Arabayı değiştirdi, evi değiştirdi, eşyayı da değiştirdi bu arada ev değişince. Yine 10 yıl borçlandı diyelim. Yine aslında kendi gücüne uygun değil de geliri daha çok olanlara göre yaşamayı seçtiği için borçlandı. İse ne olacak burada?
Hocam sen düşüne dur, sana zaman kazandırayım ben. Bu arada evet. Şöyle bakıyorum, İbrahim suresi 3. ayet, İbrahim 101 diyen olmuş, İbrahim suresi diyen olmuş, İbrahim 3, Tevbe suresi diyen olmuş. İbrahim 3. Ama doğru cevabımız İbrahim suresi 3. ayet olacak idi. Bir de sizden alalım doğru cevabı. Evet, İbrahim suresi 3. ayet. Evet, İbrahim suresi, soruyu soran cevabı. Evet. Dolayısıyla buna göre Ali Sarı. Yorumlardan ilk doğru cevabı, zaten ilk cevabı o vermiş ve doğru cevap vermiş. Ali Sarı bugün 6 kitaplık kitap setimizi hediye olarak kazanan dostumuz. Diğer bütün dostlara teşekkür ediyorum. Doğru cevap versin vermesin katkıda bulunmuş. Ali Sarı beyefendi ismi öyle olduğu için öyle hitap ediyorum. Bizi adresini telefonunu bırakmak için 0312 341 2040'tan ararsa, telefonunu bırakırsa biz gerekirse tekrar kendisine döneriz. 0312 341 2040 numaramızı aramasını arzu ediyoruz ki hediyesini kendisine ulaştırabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ve devam ediyoruz. Şöyle bakıyorum. Hocam 2 dakikamız var. Yeter mi 2 dakika cevap için? Ama ben için? Bir daha az daha bir şey söyleyeyim. Şöyle açıklayayım. Yani mümin ben Allah'ın zekat emrini tanımıyorum demez. Zaten diyen mümin olmaz. Fakat fiilen zarru olmayanı zarru telakki edip peşine düştüğünden zekat veremeyecek hale düşebilir mi? Bundan dolayı düşündürme mükellefiyeti var mı? Soruya cevap verecek olanın, bu kadar. Yani elbette bu öyle bir sorgulama yapılması lazım yani. Soru sormuşsa o kimse, hı-hı, sorulan kimsenin de onu düşündürmesi lazım. Bundan yani zekattan kaçmak için de bunu yapıyorlar. Mesela adamın diyelim ki elinde 1 milyon lirası var. Zekat verecek. Ne yapıyor diyor kimse. Bir araba alıyor diyelim. Arabada alabilir diyelim. 200 bin liralık araba alabilir ama o tutuyor. 800 bin liralık bir araba alıyor. 1 milyon liralık. Belki daha fazla. Bu sefer borçlanıyor. Yani bu caiz mi şimdi? Görünüşte arabaya zekat düşmez. Ama almasaydı parasına düşecekti. Daha çok böyle gücünü aşan, zorlayarak. Yani bu işte... Burada kriter yani var mı acaba? Lüks kendi, yani kendi ne yetecek olandan... Mesela diyelim ki elbiseleri var. İhtiyacından fazla elbise zekata mahsup oluyor. Hmm. Yani zekat... Diyelim ki ihtiyacından fazlaysa gardıroplarında, yani şeyini, nisap miktarını hesaplarken onları da katacak. Katması gerekiyor fıkhen. Katması gerekiyor. Ama dediğiniz gibi yani bunu düşündürmemiz lazım. Buradan endişe ediyorum ben. Evet. Endişe ediyorum. Orada bir endişe var tabii yani. Benim hayat tarzımız zekat mükellefiyetimizi yerine getiremeyecek hale bizi sürükler mi? Endişe ediyorum. Evet, bu... Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu endişeyi taşımamız gerekiyor gerçekten. Allah razı olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi takip eden izleyici dinleyicilerimize, YouTube'dan katılan, böyle yeni intikal eden dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Henüz abone olmayan varsa abone olabilir diye tekrar hatırlatmış oluyorum. Ve kısmet olursa yarın yine burada olacağız. Yine iftar programında, Bab-ı Reyyan'da. İftarın bu en kıymetli, daha doğrusu günün en kıymetli vakitlerinde birlikte olma niyetindeyiz. Ben yine bereketli, feyizli bir Ramazan gecesi temenni ediyorum hepinize. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.